İyi akşamlar. Ben Adil Yıldız. BBN Türk ekranına ve kimsenin konuşmaya cesaret edemediği efsane kadrosuyla 90'dana hoş geldiniz. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz Galatasaray Başkan Yardımcısı, iş insanı Cemal Özgörkey. Birazdan canlı yayın konuğumuz olacak. Ekran başından ayrılmayın. Evet Alen'cim, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ahmet, hoş geldin. Hoş bulduk. Erdal, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. İrfan'cığım, sen de hoş Merhaba. Geldin. Evet, BBN'in 90'ların kıymetli izleyicileri, bu akşam Galatasaray ikinci başkanı, iş insanı Cemal Özgörkey birazdan canlı yayın konuğumuz olacak. Kimsenin cesaret edip soramadığı soruları soracağız. Sayın Cemal Bey bizlerle birlikte bunları yanıtlayacak. Evet Reci, Cemal Bey hazır mı? Peki. İyi akşamlar Cemal Bey. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum herkese. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Cemal Bey, 90'dana ve BBN ekranlarına hoş geldiniz. 100. yıl şampiyon takımın hem yöneticisi hem ikinci başkanı hem de Galatasaray liselisiniz. Ve uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmiş, bu anlamda Galatasaray'a gönül vermiş bir yöneticisiniz. Öncelikle çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Siz de hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ben de bu akşam sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, 100. yılda Galatasaray Spor Kulübü şampiyonluğu elde etti. Bunun yanında Cumhuriyet'in 50. yılında, 75. yılında ve 100. yılında çok anlamlı bir şampiyonluk tescil edildi. Ve siz de bu kadronun içine yer aldınız. Duygularınızı ve şampiyonluk öyküsünü sizin ağzınızdan dinlemek isteriz. Tabii memnuniyetle. Bir defa bir haftadır, son bir haftadır, 10 gündür adrenalimiz o kadar yüksek ki. Dün gece de çok uzun bir gece oldu. Hem birazcık yorgunluk var, tatlı bir yorgunluk da olsa. Ama çok büyük de bir mutluluk var tabii. Hepsinin karışımı günler geçiriyoruz. Şimdi Galatasaray'ımız sizin de bahsettiğiniz gibi 50, 75 ve 100. 100. yıllarda, Cumhuriyetimizin 100. yılında da 3 defa, yani 3 büyük dönüm noktasında şampiyon oldu. 100. yılın şampiyonluğu bize denk geldi. Buna seçildiğimiz günden beri neredeyse bir yıl olacak, kilitlenmiş vaziyetteydik. Yani hem yönetim kurulumuz, başkanımız, Florya tarafı son derece buna konsantre olmuş vaziyette hazırlık yaptık. Tabii çok önemli bizim için, tarihi bir şampiyonluk bu. 23. şampiyonluğumuz, diğer şampiyonluklardan en büyük farkı tabii 100. yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmuş olmak bize çok büyük bir onur, bir mutluluk ve keyif verdi. Bu sizin de bahsettiğiniz gibi benim mezun olduğum Galatasaray Liseli kültürümüze de, oradan gelen kültürümüze de çok uygun. 1905'te kurulmuş olan spor kulübümüzün tarihi içinde çok önemli bir dönüm noktası. Belki demeyeceğim, bizler önümüzdeki 100. yılda burada olmayacağız ama umarım tekrar Galatasaray kazanacak. Peki stüdyoda devamlı program yaptığım Alen Markaryan, çarşı grubunun lideri. Yine Ahmet Konanç, Fenerbahçe'nin neferi. Yine Erdal Bozkurt, burada bir yıl boyunca Galatasaray'ı savunan gazeteci arkadaşımız. Ve İrfan Kulekaya ile birlikte program yapıyoruz. Ve bu programları her yaptığımızda Cemal Bey, Eylül'den bugüne kadar Galatasaray'ın ilk Süper Lig'e başladığında son dakikadaki gollerini konuştuk. Daha sonra 14'lük bir periyot yakalandı.
O dönemde Okan tartışması açılmıştı medyada. Bununla ilgili düşüncelerinizi rica ediyorum. Şimdi hem sizden hem oradaki diğer dostlardan şunu açıklamak isterim ki siz de biliyorsunuz ben pek futbol tarafına girmek istemiyorum. Daha doğrusu benim geldiğim kurumsal kültürde hepimizin sorumlu olduğu konular var, branşlar var. Futbol tarafında ben olmadığım için oradaki arkadaşlarımdan da açıkçası rol çalmak istemem. Ancak tabii ki benim de hem bir yönetici olarak hem bir taraftar olarak belirli düşüncelerim var. Şimdi Adil Bey, biz geçen sene biliyorsunuz olağanüstü bir seçimle geldik. Bir ibrazsızlık söz konusuydu bizden önceki yönetimle ilgili. Bir yerde hızlı sürpriz ve hızlı bir değişim söz konusuydu. Bunun için de en önemli tarafı kulübümüzün, camiamızın futbol tarafıydı. Çünkü ligler bitmişti. Gidip gitmeyeceği belli olmayan, kalıp kalmayacağı belli olmayan, yeni yönetim tarafından istenilip istenmeyeceği belli olmayan bir teknik direktör ve kadrosu ve oyuncuları vardı. Çok hızlı karar verilmesi gerekiyordu ki transfer dönemiydi zaten. Dolayısıyla o günlerde hem yönetimimizin içinde hem sizlerden basından duyduğumuz değişik isimler söz konusuydu. Benim açıkçası bu adaylar arasında en çok gönlümde olan aday bir defa bundan evvelki teknik direktörümüzle devam etmek niyetinde ben şahsen Cemal olarak hiçbir şekilde değildim. Adaylar arasında ise benim bir numaralı adayım Okan Buruk'tu, Okan Hoca'ydı. Neredeyse çocukluğundan beri bildiğim, tanıdığım, takip ettiğimiz her şeyden evvel spor camiası, futbol camiası olarak takip ettiğimiz çok değerli, çok kıymetli her şeyiyle Galatasaray'ın teknik direktörü olmaya aday, yakışan, hak eden bir aday olarak açıkçası ben yine söylüyorum, kendi adıma değerlendiriyordum. Bir lig şampiyonluğu, bir Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası kazanmışlığı da olmasıyla beraber artık kanatların uçması zamanının geldiğine inanan bir kişiydim. Dolayısıyla bu şansın ona verilmesi taraftarıydım. Nitekim de öyle oldu. Mahcup olmadık, o da olmadı. Onu sevenler, destekleyenler de olmadı. Bundan sonra da daha uzun yıllar Galatasaray'ımıza hizmet edecek çok çok değerli bir teknik direktör olduğuna inancım her gün daha çok artıyor. Peki Sayın Özgür Kay, diğer arkadaşlar da birkaç soru soracaklar. Ancak şimdi Icardi geldi, Galatasaray'ın sembolü oldu bu sene için. Icardi'nin transferi çok konuşuluyor. Paris Saint Germain'den bonservisi alınıp alınmayacağı noktasında medyada haberler çıkıyor. Siz de Galatasaray'ın ikinci başkanı olarak bu konuda görüşlerinizi rica edebilir miyim? Adil Beyciğim, dün akşam geç vakte kadar sevgili Erden Tümur başkanımız ve ben cemiyetteydik. Sizler de takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Galatasaray'da adettir. Kupa stat'tan çıkar, ilk önce de Galatasaraylılar cemiyetine gider. O tören sonrası bizler birazcık nispeten yaşlılar, özellikle başkan ve ben. Bahçede oturduk, o stresi de atmış vaziyette sohbet ediyorduk. Başkanımız dedi ki bu güzel şeyi dedi bir çarşambaya kadar hiç olmazsa keyfini çıkaralım. Çarşambadan sonra transfer sohbetleri başlayacak. Arayan arayana olacak. Bir sürü spekülasyon çıkacak. Çarşambaya kadar tadını çıkaralım dedim. Ben maşallah pazartesi başladım bu konuya. Ama böyledir bu işler. Dün yok futbolu böyle. Sayın Özgür Kay. Dün yok, yarın var ve taraftar istiyor. Doğru. Şimdi bu transfer konusu yine söylüyorum. Benim içinde olduğum bir konu değil ama tabii ki arkadaşlarımızdan bilgi alıyoruz, paylaşımlar yapıyoruz. Tabii Icardi'nin gelmesi bu kadar hızlı bir şekilde
takıma monte olması, çok başarılı olması. Bunlar çok çok önemli. Tabii bizim için bu yılın önemli şanslarından biri oldu. Ancak ben burada sizlerle şunu da paylaşmak isterim ki lütfen. Bu kış, bu sezon boyunca belki hiç bugüne kadar gitmediğim kadar çok değişik sebeplerle Florya'ya gitme fırsatı buldum. Oradaki arkadaşlığı, takımdaşlığı, sevgiyi, saygıyı, yalnız futbolcular değil eşleri, çocukları, bu kadar güzel bir havayı ben hiç denk gelmedim. Bugüne kadar rast gelmedim. Bence bu işin en önemli ve püf noktası oldu. Buna yakın bir sıcaklığı bizler yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın içinde de yakaladık. Kilitlendik ve neticesini aldık. Şimdi Icardi konusuna gelince biliyorsunuz Icardi'nin peşinde olan önemli kulüpler var. Biz de Icardi'yi arzuluyoruz, istiyoruz kalmasını. Ama daha çok başı işin, yaşayacağız, göreceğiz. Ben bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Alem Markaryan bir soru sormak istiyor Sayın Başkanım. Buyurun. Cemal Bey merhaba. Merhabalar. Teşekkür ederiz. Benim ekran yok resimde ama herhalde bizi uygun görmüyorlar. Şimdi gördüm. Geldim. Biraz böyle hani samimiyetinize güvenerek ironik bir soru soracağım ama. Buyurun. Hakemlerle ilgili düşünceleriniz nedir bu seneki? Girmem o konulara. Ben de size bütün samimiyetimle cevap vereyim. Girmem o konulara. Onlar çok bayıldı bölgeler. Dediğim gibi Sayın Markan, yani bizi benim kurumsal anlayışımda başka beni direkt mesul olduğum ve içinde olduğum konuların dışında alanlara girmek hem iş hayatında özellikle de kulüp hayatında çok çok dikkat ettiğim ve saygı duyduğum bir konudur. Onun için hele beni öyle tehlikeli sulara ne olur. Biz şimdi Adil Bey'e söz verdik. Misafirimizsiniz. O yüzden sıkıştırmıyoruz sizi köşeye. Siz rahat rahat şampiyon tutun. Şimdi Cemal Bey her şeyden önce teşekkür ederim. İlk defa medyaya çıkıyorsunuz. Sağ olun, kırmadınız bizi. Peki o zaman kurumsal olarak siz yıllarca iş insanısınız ve kurumsal Ar-Ge'den inovasyona kadar o büyük şirketler yönetiyorsunuz. Büyük bir şirket yönetmek mi yoksa Galatasaray Spor Kulübü'nü mü yönetmek mi daha kolay ya da daha zor? Şimdi şirketine bağlı, eğer halka açık bir şirket yönetiyorsanız %100'ü size ait olan şirketten daha zor yönetmesi. Ama milyonlarca taraftarı olan, binlerce üyesi olan, 500 yıllık bir tarihi olan, öbür tarafında da 22-23 dalda spor faaliyeti gösteren binlerce sporcusu olan, onların ailelerinin olduğu ve söz hakkı olduğu ortamlar, yani muazzam bir camia tabii. Bence ben bir numaraya Galatasaray'ı yönetmenin zorluğunu koyardım. Peki Türkiye'deki marka değeri, yani Türkiye Futbol Federasyonu marka değerini bir yere koyuyor. Ancak gelirler çok ortada. 125 milyon avro gibi bir dar bir çerçevenin içinde sıkışmış durumda. Hem taraftar Avrupa'da başarı istiyor, hem Türkiye'de başarı istiyor. Ancak bir transfer, iyi bir transfer 10 milyon avrodan aşağı alınmıyor. Avrupa'da yarış yapabilmemiz için sponsorların, o kurumsal sizin alanınız için soruyorum. Sponsorluklarla ve altyapıyla ilgili gelişimde sizin de içinde bulunduğunuz bunlarla ilgili sponsorluk anlaşmaları ya da Galatasaray'ın 50 yıllık prodüksiyonunda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz Sayın Başkan? Sevgili Yıldız, şimdi benim gözlemlemem şu, çok basite indirgeyerek anlatacağım. Tabii ki bundan daha komplike ama çok basit olarak size şunu söyleyeyim. Sizlere şunu söyleyeyim. Bir defa futbol tarafı işin Türkiye'de en iyi şartlarla dahi eğer futbolcu transferinden para kazanamıyorsanız, yani alırken satarken kazanamıyorsanız, tam tersi bir de zarar ediyorsanız, ondan sonra o grubun
işlerinin denk gitmesi bence mümkün değil. En azından bana göre bugün futbol aşiye tırnak içinde söylediğimiz zaman futbol aşiyenin başa baş noktasına gelmesi lazım. Futbolcu, sporcu alımlarında, satımlarında. Onun ötesinde ancak ve ancak işte sponsorluk gelirleri ve diğer gelirleri koyduğumuz zaman diğer masraflarını karşılar diye düşünüyorum. Düşünüyorum değil, hesabımı öyle yapıyorum aslında. Kulüpler çok komplike kulüpler. Dediğim gibi amatör dediğimiz birçok branş var. Şimdi isimlerini vermeyeceğim. Hiçbir gelirleri yok. Ancak sporcuları bir yerde yine tırnak içinde profesyonel. Yani maaş alıyorlar. Birçok haklara sahipler. Dolayısıyla bunların masrafları, bunların tümünü topladığınız zaman tabii ki en büyük açık veyahut en büyük gelir futbol tarafından olduğu için futbolun sadece ve sadece sportif tarafını, yani futbolcu alımı ve satımını başa baş noktaya denk getiremezsek ben kulüplerin her zaman bir açık içerisinde yönetileceğine inananlardanım. Bakın bugün futbolcu alım ve satım, transfer diyeyim, transferin dışında elinizden gelenin en iyisini yapsanız bile ancak diğer ve diğer giderlerine karşılayabilir ve kulübü başa baş noktasına getirebilirsiniz. Şimdi burada bir şey daha var. Bilmiyorum, sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Gayet net Sayın Başkan. Pardon. Burada bir şey daha var. Ciddi miktarda tesislerimizde ve kulübümüzün idaresinde çalışan personel sayımız var. Bunları çok verimli hale getirmek, yani bir şirketi yönetir gibi verim aramak maalesef buralarda çok imkan bulmuyor. Neden bulmuyor? Sonuç olarak bir sosyal kurumsunuz. Yani ailesi devreye giriyor, sınıf arkadaşı devreye giriyor, şu oluyor, bu oluyor. O verimi, o iş hayatında şirketlerinizde yarattığınız verimi maalesef buralarda yaratamıyorsunuz çoğu zaman. Dolayısıyla spor kulüplerinin veya ben en azından Galatasaray'ımız için konuşayım, üzerinde çok ciddi yükler taşıyorsunuz. Şimdi burada sizin de bildiğiniz gibi, takip ettiğiniz gibi Galatasaray'ımızın bir emlak projesi var. Birkaç tanesi peş peşe yapılarak hayata geçirilecek. Bu çok güzel bir gelir kaynağı olacak ve bir birikim sağlayacak. Buna inanıyorum. Öbür tarafta belki arkadaşlarımızın da bildiği gibi benim bir Columbus projem var. Burada ne, çok özür dilerim. Ne projesi? Columbus. Açılımını yapar mısınız lütfen? Columbus. Bildiğimiz Kaptan Columbus'un Columbus'u bu uzun bir hikaye. Bir gün bağlanıp size bunu çok mutlu olurum. Başlığını soralım. Emlak üzerine mi Sayın Özgür Kaya? Efendim? Emlak mı şeyi? Hayır. Emlağın dışında bu sponsorluk gelirlerinden, mağazacılık gelirlerinden ve dijital anonim şirketimizin yaratacağı gelirlerin bir arada toplanarak işte sizin demin de bahsettiğiniz bu değerleri ortaya çıkarmak ve bunları paraya dönüştürmek. Projenin özünde bu var. Yani artık dijital dünyaya yavaş yavaş bu anlamda adım atılmış oluyor. Öyle mi anlıyoruz? Abi, aynen öyle. Ben bu projeyi 2 sene önce gündeme getirdim. Üzerinde epey bir çalıştık. Daha sonra Dursun Başkan'la beraber yola çıkmaya karar verdiğimizde tekrar bu projeyi önceliğe aldık. Şu anda da kendi doğrultusunda gidiyor. Tabii bir takım teknik, pozitif giden teknik taraflar var. Biraz bizleri yavaşlatan negatif taraflar var. Ama hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz bunu. Bunun da şu anda liderliğini mağazacılık yapıyor. Ne zaman, düşünüyorsunuz Sayın Başkanım? Pardon? Eyleme ne zaman geçirmeyi düşünüyorsunuz? Eylem dediğiniz şey düğmeye basmak gibi bir eylem olmayacak. Zaten bunların hazırlığını her gün yapa yapa devam ediyoruz. Yani bir ufak örnek vereyim size. Lütfen. Columbus projesini ben çalışırken
mağazacılığın geliri taraftar başına 1 dolar bile değildi. Biz nasip olursa bu seneyi 2 dolarla kapatacağız. Şimdi bu bir gecede olacak bir şey değil. Bu bir gelişim. Gelişim, bir süreç bu. Önümüzdeki sene daha büyük bir gelir kaynağı planlıyoruz, hedefliyoruz, bütçeliyoruz. Şimdi bunları üst üste koyduğunuz zaman belirli bir mağazacılık anonim şirketiyle ilgili belirli bir piyasa değeri çıkacak. Ha, onu bir türlü bir finansal kazanca döndürmek projesi. Bu mağazacılıkla ilgili. Bunu her gün adım adım ilerleye ilerleye gidiyoruz. Yani devreye girdi bile. Seçildiğimiz günden beri devrede zaten. Şunun için bu konuyla ilgili daha önceden 2000 yılında UEFA Kupası alındığı zaman Galatasaray marketing noktasında bir takım noksanları oldu, hep konuşuldu. Dolayısıyla dünyada da Galatasaray'ın marka değeri bu anlamda çok yüksekti. Ancak geri dönüş noktasında da sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Siz bunu daha çok Avrupa'daki ülkeler üzerinden ya da fonlarınla ilgili bir satma durumu falan mı olabilir daha sonra? Hisse satımı falan söz konusu olabilir mi? Göztepe'nin örneğinde olduğu gibi, Mehmet Sepil Bey'in yaptığı gibi. Tabii burada Mehmet Sepil Bey'in kendi şirketiydi bunlar. Belki daha kolaylıkları da vardı. Belki bize göre daha da zorlukları vardı ama işin özünde sizin söylediğinize katılıyorum. Bakın mesela bir ufak, zaten yayınlara çıkıyorum ama ufak bir şey vereyim size, tüyo vereyim. Manşet veriyorsunuz. 15 gün evvel Almanya'daydım mağazacılık ekibiyle beraber. Burada Bayern Münih'i ziyaret etme fırsatımız oldu. Bütün müzelerinden, satış mağazalarına, stat yönetiminden her şeyini, her bir kesimini Bayern Münih'i inceleme fırsatımız oldu. Kapılar Galatasaray'a sonuna kadar açıldı. Ve hakikaten çok kıymetli bir relasyon, bir ilişki başlatmış olduk. Bu markası gelecek. Buralarda birbirimize nasıl değer katarız? Bunları finansal anlamda nasıl harekete geçirebiliriz? Bunların temellerini atmış olduk. Şimdi bu yaz döneminde üzerine inşaatımızı çıkacağız inşallah. Vallahi bu Türk futbolu adına, futbolu adına ve Galatasaray adına sevindirici bir olay. Aynı şekilde Güney Kore, Japonya ya da o taraflarda biliyorsunuz büyük Manchester United, Barcelona, Real Madrid gibi takımlar oradaki turnelere katılıyorlar ve inanılmaz bir forma satışı yapılıyor. Bununla ilgili Avrupa'dan sonra böyle bir düşünceniz var mı? O işin o kısmıyla da ilgili olarak şimdi geçmişte yine Galatasaray adına konuşuyorum. Geçmişte Avrupa ile ilgili değişik organizasyonlar yapıldı. Hatta ben yine Adnan Polat döneminde o zamanki adıyla pazarlama anonim şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yaptım. O dönemde de daha önceden adımlar atılmış ama somutlaştırılmamış bir Avrupa yapılandırılması vardı. Biz biraz ileriye gittik. Hatta pek hatırı da sayılır bir ihracat yaptık Avrupa'daki organizasyonlarımıza. Fakat biz görevden ayrıldıktan sonra bu geçen 12-13 yıl boyunca bu yapılmamış. Sebepleri nedir onu bilmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam merhum Mustafa Cengiz zamanında böyle bir şey yapıldı. Fakat yürümedi. Hatta yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama bildiğim kadarıyla oraya giden mallar geri getirildi buraya. Birçok masrafa sebep oldu. Şu oldu, bu oldu. Yani bunlar dışarıdan gözüktüğü kadar şey yapmış, kolay organizasyonlar değil. Biz bunu bu tecrübelerden de faydalanarak daha profesyonelce, daha organize, daha kurumsal yapmayı planlıyoruz. Zaten bu 15 gün evvelki seyahatimizde en önemli sebebi buydu. Git yerinde gördük. Başka gelişmeler de inşallah olacak. Onları da zamanı geldiğinde paylaşırız. Sizin Frankofon camiası, Fransa ile ilişkiler çok iyidir. Almanya'dan sonra Fransa'yı düşünüyor musunuz? Ben size şöyle bir şey söyleyeyim, orada durayım. Almanya her tarafın kapısını açacak bize. Peki.
Stüdyodan sorusu olan Erdal Bozkurt, Galatasaray için çok emek verdi Sayın Başkanım. Onun için ilk önce söz hakkı ona veriyorum. Başkanım bir kez daha hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar. Öncelikle Galatasaray camiasını, yönetimini, Sayın Okan Buruk'u, teknik ekibi, futbolcuları ve taraftarı tebrik ediyorum. Güzel bir yıl geçti. Zor da olsa güzel bir yıl. Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak da Galatasaray'a yakışırdı. Cumhuriyetin yüzü Galatasaray. Ben şunu merak ediyorum. Aslında Adil Bey birçok soruyu sordu. Bana çok soru kalmadı ama taraftarın merak ettiği birkaç soru var. Emlaktan gelir ne zaman geri dönüşüm olacak? Borçlar ne zaman rahatlayacak? Yanlış hatırlamıyorsam yönetime geldiğiniz dönemlerde Sayın Dursun Özbek, amacımız Bankalar Birliği olan borcu kapatmak ve Galatasaray'ı rahatlatmaktı. Böyle bir projesi vardı. Ne zaman olur bu proje? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu projeler başladı zaten biliyorsunuz. Bizim Seyrantepe'deki rezidans projesi start aldı. Hatta oradan satışlar da yapıldı. Ciddi miktarda rezidans satışı yapıldı. Tarafı Kemal Grup gaz bittiği zaman, tamamlandığı zaman, hatta yani full olarak tamamlandığı zaman değil ama en azından futbolcularımızın idmanlarına başlayacağı altyapısı tamamlandığı zaman ki sonbahar hedefleniyor burada. Yavaş yavaş Florya tesislerimiz boşaltılacak ve oradaki konut projesi başlayacak. Dolayısıyla bunlar biraz evvel de söylediğim gibi birbirini hem zaman anlamında hem finansal anlamında birbirini besleyen peş peşe zincirleme takılmış projeler. Ben bugün bu borçlar kapanır, şu gün halledilir deme yetkisine her şeyden önce sahip değilim ama bana göre özellikle Florya projesi de başladıktan itibaren ki tırnak içinde söylüyorum maket üzerinden dahil burada satışlar yapılır ve içeriye para girer konuşmaları var. Dolayısıyla onun da başlamasıyla beraber ben en kısa zamanda aynen başkanımızın dediği gibi borcun kapatılacağını ve Galatasaray'ın bu zincirlerden kurtulacağına inanıyorum. Belli bir miktar verebiliyor musunuz emlaktan gelir konusunda? Nereden? Emlaktan, Seyrantepe ve Florya'dan şu kadar gelir elde edebiliriz aşağı yukarı şimdi, ortalama. Şimdi yine söylüyorum bu benim konum değil. Türkiye gibi enflasyonun bu kadar arttığı bir ülkede benim de en son bendeki rakamlar birkaç öncesinin rakamları. Devamlı arkadaşlarımız üzerinde çalışıyorlar, güncelliyorlar. Şu anda bu budur diyemem yani açıkçası ama işin prensibi bence önemli. Seyrantepe Florya'yı tetikleyecek. Kemerburgaz hazır olduğu zaman Florya tesisimiz Kemerburgaz'a taşındığı anda da Florya'daki rezidans konut projesi başlayacak. Zaten burada sevgili Dursun Özbey'in başkanımızın yaptığı çok çok önemli bir var, atak oldu. O da Florya'nın tapusu alındı. Şimdi bunlar zaman alan, süreç alan şeyler. Yani özellikle de ülkemizde çok kolay, çok hızlı olan şeyler değil. Ama peşine düştü, asıldı ve bu işi kotardı diyeyim. Bu. Yani bunlar böyle bir gecede olacak şeyler veya hiç beklemediğimiz anda birçok pürüz de çıkabiliyor. Ama işin genel planı, genel takvimi bu. Sayın Başkanım, sizi bulmuşken biraz daha yapıyoruz. Ahmet Konaç, Fenerbahçe'nin savunucusu size bir soru soracak. Aman dikkatli olalım. Yok estağfurullah. Cemal Bey çok nezih bir insan. Gıyabında da tanıyorum. Hatta burada sevgili Erdal sizinle ilgili pek doğru olmadığı ortaya çıkan bir haber yapmış olduğu gün ben sizi savundum. Hakkaniyet noktasında amacımız Fenerbahçe'yi onu bunu savunmak değil, doğruyu savunmak. Tebrik ediyorum duruşunuzdan ötürü de öncelikle. Sağ olun. Ahmet Bey, siz aynı programda ben Galatasaray'ın içini iyi bilirim dediniz.
beni savunurken ben de ona katıldığımı söyledim. Siz Galatasaray'ın içini iyi biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Benim insanlar, tabii ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeliğimi ortaya koymaktan da çekinmiyorum. Ne olduğumuz insanlar bilsin diye. Ama çok yakın dostlarımıza Galatasaraylı. Çok insan bilmez. Ben Galatasaray'ın içini hakikaten fena bilmem. Çok değerli büyüklerim de vardır orada. Severim. Çok da tartışırım ayrı. Ama medeniyet çizgisini kaybetmeden. Mesela az önce Twitter'da Metin abiyi tanırsınız. Metin Ünlü. Galatasaray işte genel kurulu. Metin abi hukukçu, tanırsınız. Çok iyi bir dostumdur sevgili Metin Ünlü. Aşağı yukarı benim de birçok Galatasaray'la ilgili, daha doğrusu Galatasaray'ın sorunlarıyla ilgili, benim konularımın içine giren sorunlarıyla ilgili Galatasaray'a da bana da büyük yardımları oldu. Çok değerli bir insandır futbol adına da. Bazı görüşlerimiz uyuşmaz. Az önce Twitter'da da biraz bir kapıştık ama büyüklük, küçüklük ama o saygıyı yani biliriz zaman, yani. Her dakika uyuşursak da bu işin tadı yok. Olmaz. O zaman. Beşiktaş'a da gerek yok. Aynen öyle. Tadı çıkmadık zaman tabii ki. O zaman buyurun biraz, Cemal Bey, o zaman biraz tadını çıkaralım mı? Buyurun. Şimdi ondan sonra karar vereceğim. Tadını çıkarıyor muyuz, çıkarmıyor muyuz? Şimdi öncelikle yanlış biliyorsam özür dilerim ama maketten satış tabii yasak galiba artık. Onu bir düzeltmek lazım. Pardon? Maketten satış galiba yasaklandı galiba. Hani maketten ben sembolik olarak söyledim. Ha okey tamam. Ben derken yani illa satış yapılması tamam için anladım, binanın önüne çıkması gerekmiyor. Onu kastederek anladım söyledim. Peki. Bir de Türkiye'de galiba kendi antrenman yaptığı tesisi bu anlamda tapusunu alarak rezidans konuta çeviren herhalde bu boyutta ilk kulüp Galatasaray. Diğer kulüplerin de belli avantajlardan, benzer avantajlardan yararlanmasını tabii ki kamuoyu bekliyor. Benim sorum şu, son dönemde siz şimdi bunlar benim konum değil diyorsunuz ama para biraz size de bakıyor anladığım kadarıyla. Proje üretiyorsunuz, bu mağazacılık konusu, dijital gelir konusu, benim de dijital tarafım fena değildir. İnsanlar daha hala keşfetmeli, muazzam para var orada. Aynen. Ama içerik önemli, içerik kraldır diye bir cümle aynen var orada. Oralara girmeyeceğim, siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Dolayısıyla aynen yaptığınız iş para kısmıyla çok önemli ama para bir de korunması gereken bir şey. Pulgar, Altay oynadı oynamadı. Omar, Fegoli, Belhanda bunların hepsi Galatasaray'a dava açtılar ve ciddi paralar kazandılar. Buralarda bir hata mı yapıldı da bu oyunculara tazminat ödemek durumunda kaldı Galatasaray diye sormak istiyorum. Görüşünüzü merak ediyorum. Şimdi yine söylüyorum, sizin de tekrar ettiğiniz gibi bu işin futbol tarafına hele böyle hassas konulara girmek istemiyorum. Çünkü inanın bütün samimiyetimle söyleyeceğim, her biri için ayrı bir şeyler konuşuluyor ve duyuyorum yani içeriden. Onun için açıkçası comment yapmak istemiyorum bu konuda ama hata yapıldı mı yapılmadı mı geçmiş yönetimler zamanında olan şeyler, biz bazı şeyleri kucağımızda bulduk. Çok büyük bir ihtimalle de bizden sonra gelecek olan yönetim de bazı şeyleri kucaklarında bulacaklar. Bu işin döngüsü böyle. Bu sefer biraz fazla oldu, evet. Ama bunlarla mücadele ediliyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz orada meyve veren bir ağaçsınız. Oradan bir meyve koparmak isteyen sadece 2-3 tane oyuncu, futbolcu değil yani. Her gün akşama kadar parça parça sizlerden bir şey almak isteyen, koparmak isteyen o kadar çok olayla karşılaşıyoruz ki. Peki çok teşekkür ederim. Tekrar tebrik ediyorum şampiyonluğunuzu. İrfan Ahmet'im umarım tatmin etmişimdir. Yok oldu. Ben sizi çok da sıkıştırmak da istemiyorum. Çünkü sizin duruşunuz çok nezih. Çok da bizi kırmamışsınız. Adil abi programımıza gelmişsiniz. Şampiyon yöneticiyi çok da sıkıştırmamak lazım. Tebrik ediyorum tekrar. Hele yani daha 24 saat geçti. Tabii ki. İrfan'cığım senin... Çarşambadan sonra biraz daha sertleşir. Tamam peki. Peki Sayın Cemal Bey. Tamam. Evet İrfan. Başkanım merhabalar. İrfan Kuleka'ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Takımı, camiayı, taraftarı, teknik ekibi, futbolcuları, gideni kalanı tebrik ediyorum ben. Ben Galatasaray'ın bu kadroyla Avrupa'da başarılı olması bu benim temennim. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hedef nedir? Benim de temennim. Hedef nedir? Hedef anlan gidecek oyuncular belli mi? Ona göre transfer mi yapılacak? Bu konu hakkında fikrinizi almak istiyorum. Sizler de gayet iyi biliyorsunuz ki bu transfer konuları
Yıl içinde 12 ay boyunca hiçbir zaman durmaz. Gidecek olanlar, gelecek olanlar. Bunlarla ilgili arkadaşlarımız var, bunlarla ilgili bilimler var. Onlar devamlı çalışıyorlar. Şimdi futbolcular her biri zaten aldı bavulunu, memleketine gitti. Yurt içinde veya yurt dışında. Dün gece sabaha kadar eğlendiler, keyfini çıkardılar şampiyonluğu. Ama orada biliyorum ki bir ekip hiç durmaksızın çalışmaya devam ediyor. Şimdi ben size ne söylesem boş olur yani. Onun için müsaade edin. Şu çarşambayı bir görelim çarşambadan sonra. Peki bir sorun da olacak. Abdülkerim benim eski öğrencim. Abdülkerim Bardakçı ben hakkında fikirlerinizi duymak istiyorum. Abdülkerim Bardakçı. Çok sevdiğim, çok takdir ettiğim gencecik, pırıl pırıl bir sporcumuz, oyuncumuz, futbolcumuz. Başımızın değeri var. Devam edeyim ki yani. Teşekkür ederim başkanım. Cemal Bey son soru. Daha önce Ünal Aysal döneminden önce başkanlıkla ilgili adınız geçti. Bundan sonraki süreçte bu kadar emek, başkanlığı düşünür müsünüz? Sayın Yıldız, şimdi bizim normal dönemimiz önümüzdeki Mayıs ayında, yani 2024'ün Mayıs ayında tamamlanmış olacak. O gün bir seçim, daha doğrusu Galatasaray seçime gidecek. Daha önümüzde bir yılımız var. İnanın bana, hiçbir arkadaşımızın, biliyorum, tanıyorum, yan yana oturuyoruz hepimiz. Şu anda gündeminde sadece ve sadece Galatasaray var. Mutlaka her yöneticinin, her taraftarın böyle bir gönlünden geçen olay vardı. Bu da çok normaldir. O anlamda sordum. Çünkü daha önceden girişimleriniz vardı. Sayın Özgörkey, sizi 20 yıldır tanırım. Ortak çok dostlarımız var. Daha fazla Adil Beyciğim. Doğru değil mi? 30 yıl. Yaşımız ortaya çıkmasın diye söylememiştim ama. onun için size çok ama çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldınız. Şeref verdiniz. Son sözler denir ya, toparlanacak. Gerekli olan sizin sportif anlamda, bu anlamda kurumsal gelişim anlamında bir deha olduğunuzu biliyorum. Dolayısıyla futbol noktasında taraftar onu çok bekliyor. Şu mu transfer edilsin, bu mu? Yani top çizgiyi geçtiği zaman başarı maalesef bu ülkede. Dünyada da olduğu gibi. Onun için altyapıyı bu konuda çok iyi şeyler yaptığınızı biliyorum. Size çok ama çok teşekkür ediyorum. Eşiniz hanımefendiye ve Cem'e de sevgilerimi sunuyorum. Dün akşam Cem'i de bütün Türkiye görmüş oldu. şampiyonluk platformunda. Size çok teşekkür ederim Cemal Bey. Ben de sizin nezdinizde tüm arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İyi yayınlar diliyorum. İnşallah daha sık bir araya geliriz. Önümüzdeki dönemde gelişmeleri paylaşırız, değerlendiririz hep beraber. Çok teşekkürler. Sağ olun. Tekrar şampiyonunuzu tebrik ederim. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet, BBN'in değerli 90'dan izleyicileri, bu akşamki canlı yayın konuğumuz Galatasaray Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey'di. Daha çok kendisi, biraz önce de kendisi bahsettik gibi, futbolun dışında yapısal olarak bir iş insanı. Bu konuyla ilgili müthiş bir çalışmaların olduğunu aktardı. Tabii futbol izleyicisi ve 90'dan izleyicileri kimin transfer edilmesi falan daha hoşuna gidebilirdi. Ancak bu akşamki bu şekilde devam etti. Evet, ilk yarı, Sayın Reci ne kadar var? Başka bir konu... Evet, reklamlar diyelim. Reklamlardan sonra Galatasaray'ın şampiyonluğu, Fenerbahçe, Beşiktaş. Bunlar reklamlardan sonra 90'dan devam edecek. Reklamlar.
dek sonsuza dek. Tekrar 90'dan hoş geldiniz. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Cemal Özgürke ile ilk yarıyı deyim yerindeyse bitirdik. İkinci yarıda bu sene Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray başa başa mücadele ettiler. Son dönemeçte de Beşiktaş, birazdan Alen'de onu söyleyeceğim. Beşiktaş'ın ikinci bitirme durumu söz konusu. Ahmet, Fenerbahçe Cesus diyeceğim. 1, 2, Ali Koç diyeceğim. 3, bugün Türkiye Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bir deklarasyon yayınlandı. Bunlarla ilgili düşüncelerini ve söz Ahmet Konaş'ta Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerini ve yorumlarını rica ediyorum. Şimdi Başkan Ali Koç'un ağzından yayınlanan, Ali Koç'un açıklamasını söylüyorsun değil mi abi? Evet. Tamam. Orada çok önemli mesajlar var. Ondan önce dün akşamı konuşmak istiyorum. Dün akşam. Sezon boyunca her türlü haksızlıktan bahsedebilirim. Çok ciddi haksızlıklar oldu. Ligin bu duruma gelmesinin de belki sebebidir. Çünkü futbolcunun özgüveni kırıldı. Uzatmayacağım. Sen bunu çok güzel anlattın. Hep örnek veriyorum. Soyunma odasında topçu konuşur. Ne yaparsak yapalım. Bu hakemler bizi doğuracak diyorsa oyuncular düşer. En önemli sebeplerinden biri bu. Bu şerhi düşüyorum. Ama bunun dışında ilk Galatasaray maçı ve ikinci Galatasaray maçı. Galatasaray geldi hak etti kardeşim. Yendi. Dünkü maçta Fenerbahçeli oyuncuların çubuklunun ruhuna ihanet ederek mücadele dahi etmemesini kabul edemiyorum. İlk 45 dakikada Rossi Efendi, bir kere buradan söylüyorum. Bu açıklamayla ilgili birazdan burada satır aralarında önemli şeyler var, anlatacağım. Arkadaşlar onu birazdan... Derbiden DSF yapsanız arkadaşlar, derbiden. Derbiden, derbiden. Evet, DSF görüntüleri arkasından alalım. Bunu yapalım lütfen. Bir kere dün akşam Rossi Efendi'nin... 45 dakikada... Sosyal medyada ikimiz de aynı anda atmışız. Öyle mi abi? Rossi'nin deyişi var takımda diye. Ben abi, de tweetten attım, sen de atmışsın. 45 peşinde. Dakikada İrfan abi 16 tane topla buluşmuş. 0 şut, 0 isabetli pas. Bir bölme abi, bir gideyim. Tamam, izledim maçı diyorum. Tamam, yani... bir bölme, bir ben mi gideyim. Rossi'ye topçu diyenin gelmişini geçmişini, background'ını çok merak ediyorum futbola dair. Rossi'ye topçu diyenin, tamam mı? Bu adamı ilk 11'de oynatan zihniyeti de reddediyorum. Rossi'ye topçu diyenle aynı şehirde bile yaşamak istemiyorum. Varsa burada Rossi topçudur diyen, en azından Fenerbahçe'nin topçusudur diye programı da terk edeceğim, şehri terk edeceğim. Ya bırak Fenerbahçe'yi yani. Öyle demedi. Süper Lig'de oynayacak, oynayacak. Bana göre topçu da değil. Ya, bir adam, hayalet Casper mısın kardeşim sen? 3 kişinin üzerine gidiyorsun, içlerinden mi geçeceksin? Çizgi filmdeki hayalet Casper bile... 3 kişiyi görünce yanlarından dolaşıyor. Sen üzerlerine gidiyorsun. Sen topçu falan değilsin. Ama suç sende değil. 2. Valencia efendi. Sen Icardi'den daha büyük topçu musun? Sen Abubakar'dan daha kaliteli topçu musun? Onlar bile yakaladığında vuruyor. Sen topu alıyorsun, eziyorsun, kırıyorsun, büzüyorsun, dürüyorsun. Bir ara Zayt dedi ki ne yapıyorsun dedi ya. Aynen böyle. Ne yapıyorsun dedi, versen artık. 3 tane pas opsiyonun var. Pas vermiyorsun. Bak dakika tuttum. 20. dakika. 40. dakika, 49. dakika. Birden fazla pas opsiyonun olmasına rağmen vermiyorsun, eziyorsun, bir de vurmuyorsun. Sen de Fenerbahçe'nin topçusu değilsin. 2. Jesus efendi. Türkiye Kupası finaline sana bu ülkede belki de en büyük desteği veren bendim. Kusura bakma. Senin kafa iyice gitmiş. 78 yaşında Lucescu diyorlar ama sen 68'inde bazı özelliklerini artık geride bırakmışsın. Heyecan anlamında, konsantrasyon anlamında. Bu nasıl orta sahaya? Ahmet Konancı'nın dediklerini KC'ye yapalım arkadaşlar. Çift santrforla oynuyorsun Galatasaray'a karşı ilk maçtaki gibi. Ya Valencia'yı çek sola, Rossi'den bir kurtar takımı. Oradan doğan bir tane adamı orta sahaya koy. İki tane ağır stoperin var. İlk maçta böyle gol yemişsin. Aynı hikaye, aynı ikili. Ön tarafa ağır stoperleri çizgi şeklinde öne çıkarıyorsun. Hala offside taktiği yapıyorsun. Ya senin bu offside aynı film değil mi ya? Aynı filmi yaşatıyorsun. Ağır stoperler offside taktiği olmuyor. Çek, gömül, orta sahayı kalabalık tut. Tek santrfor oyna. Sağ tarafa Emre'ye at. Merkeze Arda'ya koy. Biraz topla aşırı neşir olsun. Sol tarafta da Valencia oyna. Ne Rossi'si? Yani senin finale çıkman Fenerbahçe için büyük bir şanssızlık. Bugün Fenerbahçe başkan açıklamalar yaptı. Gelelim ona. Ben orada birinci madde şunu beklerdim. Getirin arkadaşlar açıklamayı.
Jesus'la yolumuza devam etmiyoruz. Türkiye Kupası finaline İsmail Kartal'la giriyoruz. İsmail Kartal seni geçen sezon çok güzel bir yerde bıraktı. Bütün kongre üyelerinin önünde ailesi, eşi, çocuğu, kızı çok güzel bir veda yaptın Fenerbahçe. Ağladı herkes. Bu finali o hak ediyor. Büyük şanssızlık. Çünkü ben dün şunu gördüm arkadaşlar. Fenerbahçe'nin topçularıyla, topçu grubuyla, ben onlara futbolcu demiyorum, topçu. Futbolcu başka melekeleri ister. Bunlar futbolcu falan değil. Bunlar topçu. Çubuklunun en büyük ihanetlerinden birini yaşadık biz dün akşam. Fenerbahçe takımının bir tane doğru düzgün şut olmaz mı ya? Bir mücadele etmez mi? Siz topçusunuz, futbolcu falan değilsiniz. Ve bu topçu grubuyla Jesus'un arasında bağlar çok kopmuş kardeşim. Bir tane kan değişimi süper final öncesi Türkiye Kupası için çok önemlidir. Neden? Şimdi geldim buraya Adil abi. Birkaç dakika daha istiyorum. Tamam. Burada başkanın bazı vurguları var. Diyor ki, kardeşim diyor, haklısınız. Aday çıksın çıkmıyor diyor. Tamam. Onu da konuşurum. İstifa edeceksiniz. Al, edeceksiniz. Kardeşim. Aday çıksın çıkmasın. Al. Harika abi. Teşekkür al, ederim. Bunu da. Burada en büyük vurgusu şu. Diyor ki, bizim diyor 11 Haziran'da Galatasaray maçımız var. Başakşehir. Başakşehir, özür dilerim. Kupa maçı var. Kupa finali. Maçı var. Destekleyin. Bu maçı kazanırsak sezon başında Galatasaray'la süper final oynayacağız. Sezona böyle gireceğiz diyor. Bu ne demek? Ya şu kupayı bir atlatalım. Ben öyle transferler yapacağım ki süper finalde Ağustos oyunda Galatasaray'ın karşısına bu takımdan bambaşka bir kadro çıkaracağım demek. Ama siz hep bu mesajları verdiniz, yapamadınız. Umarım bu sefer yaparsınız. Bir, iki. Mevcut kadroyu siz kurdunuz. Fenerbahçe 33 yıl sonra içeride dışarıda Galatasaray'a mağlup oldu. Daha ne yaşayacak bu takım ya? Bir 6-0 kaldı. Ha, Galatasaraylı arkadaşlar da kusura bakmasınlar. Fenerbahçe'yi de yerden yere vuran, eleştiren biri olarak söylüyorum. İlk yarıda 3 attık. İkinci yarıda 3 yaptık. 3 artı 3, 6 yapar. Fenerbahçe'ye 6 attık. 6 atmak öyle olmaz. 6 atmak sahada 1.90 dakikada 6 atmak olur. Bir kere o 6 atmak değil, onu bir geçin. O da sizde bayağı bir travma yaratmış herhalde yani. Ne 6'sı ya? 3 attın, 3 attın. Yakaladın atsaydın, dün akşam 6 değil 16 atardın. Atamadın. O çubukluğunun da bir ruhu var. Bu Fenerbahçe nice kötü kadrolarla Galatasaray maçlarına çıktı. Yenildi bazılarında ama böyle mücadele etmedi. Çok daha kötü kadrolarla çıktı, kazandı. Tarihte de eşi benzeri olmamış kötü kadrolarla zaferler elde etti. Yakaladın atsaydın 6 tane. 3 oradan 3 oradan 6 yaptı. Geçin bunları. Bu da sizde travmaymış. Onu da söyleyeyim. Son bir cümle abi. Son bir tane onun peşinden bir soru soracağım. Dur, son cümlenin yanına bu soruyla birlikte bağlı o zaman. Jesus bu zamana kadar Türkiye'de hiçbir final maçını kazanamadı. Kazanamadı. Bir. İki. Jesus dün akşam Galatasaray maçtan sonra basının önüne çıkmamasını nasıl değerlendiriyorsun? Çıkmalıydı. Çatır çatır konuşmalıydı. Her şeyi söylemeliydi. Madem o basın toplantısına çıkmadı, Fenerbahçe takım otobüsüne de binmeseydin. Fenerbahçe basın toplantısından da kaçmaz, sağdan da kaçmaz. Sen böyleysen topçu da böyle yapar tabii. Dün akşam maç öncesi Galatasaraylıların hoşuna gitmedi ama bir duruş gösterdi İsmail Yüksek. Bir açıklama yaptı. Bu dedi hak edilmiş bir şampiyonluk değil dedi. Katılan olur katıl. Onun tartışmasını ayrı yaparız. Adamın ruhunu işlemiş. Bari bunu koy sahaya. Rossi ile oynuyorsun. Şimdi başkanın açıklamalarında abi şöyle bir şey var. Evet. İstifa etmiyorum. Hatta 2024'te aday çıksa bile adayım diyor. Evet. Finale Jorge Jesus'la gidiyoruz diyor. Harika transferler yapacağım. Süper finale yeter ki çıkalım şu kupayı alalım. Mesajı veriyor. Ve şunu söylüyor, şu anda seçim kararı alsak bile yeni yönetim federasyon başkanının olduğu gibi bir yıllığına gelir. Federasyon tüzüğüyle Fenerbahçe tüzüğü aynı ve zaman kalmaz diyor. Ben söyleyeyim, Fenerbahçe'de bugün başkan istifa etsin, kongre kararı alsın, bugün adaylar çıkacak. Ama kimse koçun karşısına çıkmak istemiyor. Herhalde iş hayatlarından da çekiniyorlar herhalde. Koç grubuyla karşı karşıya gelmek olabilir vesaire bilmiyorum. Kupayı kaybedersen zahmet ne olur? Kupayı kaybederse Fenerbahçe bunun etkisi daha da fazla olur. Bu açıklamanın bir anlamı da kalmaz. Kalmaz. Bak bu aslında önemli bir şey. Galatasaray'la süper final oynayacaksın. Eğer iyi bir kadro kurarsan benim haksızlıklarla yaşadığım bir sezonda geldim bak senin süper finalde rakibin oldum. Seni de yendim deyip sezona girebilirsin. Bir de şunu söyleyeyim. Okan Buruk'u ben göreceğim şimdi. Keşke 5 yıllık sözleşme imzalasanız. 3 kulvarda giderken, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde yıpranırken göreceğim. Ahmet bunu göreceğim. Fenerbahçe'nin de gerçi bir cümle söyleyeyim. Tamam. 60 bir tane maç yapmış olsun. Fenerbahçe. 38-39 tane maç yapmış Galatasaray. İki katı maç yapmış Fenerbahçe. Geçen hafta bu da bir gerekçedir. Ya. Neyi? Geçen hafta 52 dedi. 57 idi geçen hafta. 57 miydi? 57 söyleyeyim. Evet İrfan'cığım. Sevilla maçından sonra bana bir soru sordunuz. Jesus'la alakalı. Ben saha içindeki psikolojiyi bildiğim için şöyle cevap vermiştim. Dedim ki Jesus diyor ki ben sezon sonunda gideceğim.
ne haliniz varsa görün. Aynen bu tavır işte. Hem açıklamalarıyla hem duruşuyla alakalı. O yüzden ben olsam Ali Başkan yerinde bugün Jesus'u görevden alırım. Bravo, bunu yaparım. İstifa etmiyorsa, istifa etmiyorsa Jesus'u görevden alırım. Jesus'un artık kafa Türkiye'de değil. Değil. Zaten şimdi oyuncularda ruh kalmamış. Flamingo'ya ilgili soru soruyorlar. Abi. Gülüyor evet, orada şeyde Galatasaray'da. Taraftar soruyor. Şimdi Arda'nın kanat oynayamayacağını, çocuğu oraya sıkıştırıp, çocuk çünkü oyun zekası olan bir oyuncu. Bunun oynayacağı yer 10 numara. Orada sen serbest bıraksan, adam geçer. Oyun zekası araya top atar. Hem oynatır hem oynar. Ve sen bunu biliyorsun. Geliyorsun maçta, kanada koyuyorsun. Bu sefer Ferdi de yoruyor. Çünkü defansa yardım etmediği için Okan, Ferdi çıkmak zorunda kalıyor. Geri dönüşte de Ferdi yolluyor mental olarak. Evet, sonuçta ortada. Evet. Şimdi sessiz sessiz Alen programın başından beri bekliyor. Alen, Beşiktaş 14 maçtır Şenol Güneş'te kaybetmiyor. Fenerbahçe sezonu bitirdi son hafta Hatay'la olduğu için. Son hafta Konya ile oynuyor Beşiktaş. Yendiği zaman... Çarşamba günü. Yendiği zaman ligi ikinci bitiriyor. Öyle değil mi? Yanlış söylemiyorum. Doğru doğru. Genel avaraj. İki avaraj oldu. Beşiktaş'ın bir değerlendirmesini senden rica ediyorum. İki, Ahmet Nur Çebi'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na şu andaki Mehmet Büyükekşi'ye imza vermemesini değerlendirmeni rica ediyorum. Ve Beşiktaş'tan da orada yavaş yavaş senin yorumlarını alayım. Beşiktaş futbol takımının bu sezon itibariyle değerlendirmesi tamamen deprem olayından sonra Mehmet Büyükekşi'nin bütün kulüpleri toplayıp da alel acele karar almasıyla başlar ve orada da biter. Ve burada Beşiktaş'ın haklı mücadelesine destek vermeyen başta Ali Koç, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kendi elleriyle Galatasaray'a vermiştir. Bravo. %100 katılıyorum. Ben o günde savundum bunu. Bunun değerlendirmesini yapmak için orantılı, adilane bir lig olması lazım. Yani burada ben Galatasaray'dan şu anda şampiyon ilan edilen takımdan iki tane fazla deplasman yapmışım. Bütün hikaye burada başlıyor ve burada bitiyor. Bunun açıklaması yok. Yani bugün dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin bu konuyla ilgili soru sorduğunuzda nasıl olabilir öyle bir şey derler. Bunun üstüne bütün bir sezon yani 6 Şubat yanılmıyorsam 6 Şubat 9 Şubat'ta karar alındı. 9 Şubat'tan bu yana defalarca bunu gündeme getirmemize rağmen Dursun Özbek çıkıp da bu konularla ilgili tek bir kelam etmedi. Tek bir kelam etmedi. Ne zaman ki Galatasaray şampiyon oldu dün gece çıktı. Dedi o olmuş bu olmuş deprem olmuş dedi. Yok öyle demedi. Biz, söyleyeyim sen devam et. Biz dedi. Verdin bütün puanları da gene beni geçemiyorsun dedi. Bütün puanları verdin. Üçüncü biz belirledik bu akşam kimin dedi. Kimin puanını kime veriyorsun bir. Sen bir kere karar merci değilsin. Karar merci federasyon başkanı. Ay söyleyeceksen zamanında söyle bunu. Tabii ki. Yani o zaman Beşiktaş tamam sıfırlayalım diye. O zaman söylemiyorsun iş işten geçmiş. Verdim 6 puanı dalga geçer gibi. Sivas gene maçını da verelim diyor. Sivas maçını da verelim diyor. O zaman konuşmadın. Sivas maçına ne olmuş Dursun Başkan? Yani onu biz bir söyle bilelim. Ne olmuş Sivas maçında, Sivas Galatasaray maçında da Sivas maçına verelim diyorsun. Yani şimdi burada ciddi paradokslar yaşıyoruz. Peki 2 puan olsaydı söyler miydi bu cümleyi? Şimdi zaten o, mevzu o yani. Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş'ın bu puanlarını vermemesiyle başlayan bir hikaye var. Ve orada da bitiyor bu hikaye zaten. Sivas ve maçı dolayısıyla için çok fazla basın ve Beşiktaş tarafı konuştuğu için tamam, bir nevi aslında ama Sivas maçında ne olmuş? Orada bir hata var. Galatasaray camiası bunu kabul ediyor zaten hata olduğunu. Şimdi orada hata yok Erdal'cığım. Hakem güzel hatası kardeşim, onu kabul ediyor yönetim falan değil orada ya. Ne hatam hakem hatası? Ya kimse kimseyi kandırmasın. Orada hakem hatası falan yok. Orada ciddi bir operasyon var ya. Ciddi bir operasyon var. Yani ofsaytımsı bir kelimenin bütün kamuoyuna deklare edilmesiyle başlayan ciddi bir kaos var ya. Ya sen şimdi o maçı bana verip ve o golün neden sayılmadığını hala ben bilmiyorum. Sen biliyor musun İrfan? Offside niye sayılmadı? O gol niye sayılmadı Türkiye'de? Türkiye bilmiyor. Türkiye. Kimse bilmiyor. Sen şimdi böyle bir ligde kalkıyorsun bana diyorsunuz ki. TFF başkanın bile bilmediğini düşünüyor. Kimse bilmiyor. Evet. Şimdi o maçın 3 puanı nasıl alırsın sen? Sen kalkıyorsun bir de diyorsun ki şampiyon olduktan sonra ilan edildikten sonra
Ben o Sivas maçını da vereyim size diyorsun. Ya bu ne cüret ya? Ya burada zaten burada Ahmet Nur Çebi'nin de dalga geçiyor abi. Offside'ımsı yani kelimesi. Ne cürettir şey ya? Kimse Dursun Özbey'e kızmasın. Offside'ımsı kelimesi. Ali Koç hiç kızmasın. Fenerbahçeliler hiç kızmasın. Bu ligin başkan profili, iş yapan başkan profili bu. Başkan da Dursun Bey de bildiğini yapıyor. Çok... Bu kadar elitizm fazla. Ali dün akşam, doğru yapıyor ya. Dün akşam bu dünya şey Galatasaray'ın şampiyonluk törenini işimizin gereği izledik, baktık, ettik. Ben izlemedim. Hayır, medyaya yansıdı. Dün akşam Dursun Özbey'in vücut dili bir şampiyon takım başkanı niteliğinde miydi? Yoksa son derece yani diğer rakiplerini, Fener Beşiktaş'ı ve diğer rakiplerini küçümseyici bir vücut diline mi sahip? Ya şimdi cümlenin sonunda diyor ki Galatasaray'a bilek güreşi yapılmaz. E biz yaptık seninle. Sumo güreşi de yaptık. Deve güreşi de yaptık. Yağlı güreşi de yaptık. Bütün güreşleri yaptık başkan. Daha 3 hafta evvel ya 3 tane gol attık sana. Nasıl Galatasaray'ın bileği büyüdüğünü? Ama sonuca bakacağız. Sonuca falan bakmıyorum. Yenilebilirsin. Önceden belirtilmiş sonuçlar var. Siz bu sonuçları bütün dünya... Ya sen şimdi... Sonuca bak, neyin sonucuna bakacağım? Galatasaray ilk defa şampiyon olmuyor Türkiye'de ya. 23 kere şampiyon olmuş. Ben de ilk defa olmadım. Galatasaray Fenerbahçe'de ilk defa şampiyon. Şampiyonluk o kadar önemli bir şey değil ya. Parayı alırsın oturursun. Ama burada benim aldığım bir haz var. Kamuoyu, spor kamuoyu olarak benim görsel olarak. Sen şimdi 2015-2000 Beşiktaş'ın en büyük düşmanı kimse. En böyle dipten Fenerbahçeli'ye sor. 2015-2016 yılındaki şampiyonluğa tek kelime demezsin. Takır 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 top oynamışım. Ben oynuyorum tike taka, Galatasaray şampiyonluğu ite kaka. Bu nasıl olacak abi? Ben bunun cevabını... Şunu yazın ya arkadaşlar. Şu KC'ye yazın. Tike taka şampiyon. Tık 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 78 tane pasta şampiyon oluyorum her maçta. E Galatasaray'a bakıyorsun dakika 51, 52, 49, 60. İlk yarı 60 dakika oynanan maç var ya. 57 dakika maç oynanan. Bir dakika abi. Burada sorun burada. Galatasaray'da hiçbir sorun yok. Bak Galatasaray... Sistemde mi var diyorsun Ali? Ben Beşiktaş başkanı. Beşiktaş yönetimi. Fenerbahçe başkanı, Fenerbahçe yönetimi. Hadi Trabzon yarışta yoktu, konuşmadı. Sen bu kadar para harcamışsın Ali Koç. Sen niye konuşmuyorsun ya? Niye kalkıp da demiyorsun ki kardeşim bu böyle olmalı, bu da böyle olmalı. Siz neyin peşindesiniz? Niye demiyorsunuz? Çıktı, iki kere çıktı. Bunlardan birinde Hodri Meydan dedi. Benimle canlı yayına çıkacak var mı dedi. Biz dedi seviye düşürmek istemiyoruz dedi Galatasaray yönetimi. Ondan sonra kalktı bir kere daha söyledi. Bu değil ki ya. Sen Galatasaray'la konuşmana gerek yok ki. Sen konuşacaklarını çık. Çatır çatır konuş. Sana cevap verir vermez. Medya elinde, sistem elinde. Fenerbahçe bugün hapşurduğu zaman 3 milyon kişi çok yaşa diyor ya. Şimdi bir dakika. Yok demiyor artık abi. Ya der. Niye Fenerbahçe hapşırdım? Diyorum. Yok, Fenerbahçe. Abi, artık niye şimdi, hapşırdın bak, diye. Kalabalık. Bir bak de dövmeye şimdi. Kalkıyorlar Fenerbahçe'yi. Böyle bir iklime, yok, böyle yok, bir o kadar sistem. Ahmet ya. Sistem. Yok yok öyle abi. Kim diyor artık Fenerbahçe'ye çok yaşa diye ya? Niye hapşırıyorsun diyorlar Fenerbahçe'ye? He, taraftar adına armaya, söylemiyorsun taraftar, bunu değil armaya mi? Armaya konuşuyoruz ya biz şimdi. Bu armaya konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin armasına konuşuyoruz. Galatasaray'ın... Burada şimdi şöyle bir şey var. Sistem, bak mesela Erdal. Şimdi Omar denen çocuk hani evde sevinirken gözünden yaralanan çocuk. Bu çocuk dava açmış haklarını istemekle ilgili. Bu dava açıklandığında dönen... Türkiye'ye dönen, Galatasaray'a verilen şeyle FIFA'nın FIFA'ya belirtilen rakamla bu Omar'ın transferinin kapa bildiren rakam arasında 2 milyon küsürlük bir fark var. Ciddi bir mevzu değil mi bu? Buhar bunu olmuş. Ya söylendiğini söylüyorum ben. Limitten 2.7 dolayı, milyon euro alacağı ve almadığı para. Yani aradaki fark kapa bildirilenle FIFA'ya bildirilen sözleşmede böyle bir fark var olduğu söyleniyor. Bunu şimdi Beşiktaşlı, Fenerbahçeli muhabirler, gazeteciler dillendirmeye başladığında bir anda Alex Tekşerya'nın Beşiktaş'tan alacakları konuşulmaya başlandı. Bir anda ama. Yani şimdi rüzgardan şemsiyeyi açtın, rüzgar buradan geliyor. Ahmet, lan... Ahmet bütün, çok özür dilerim Alen'cim, unutma ne olur. Bütün program boyunca dedi ki Galatasaray bunu yapar. Hop başka yerden algı olur. O konu biter. Hani Aziz Yıldırım'ın bu türbünden niye dol demesi gibi. Gibi yani bu şimdi bir baktık biz Alex Tekşer'in böyle bir alacağı falan da ödenmiş para yani. Ama bütün hayır Alex Tekşer'e konuştu bütün gün ya. Omar unutuldu. Çok ciddi bir mevzu. Çok ciddi bir mevzu. Şimdi ben de diyorum ki bunu ben Alen olarak, sen İrfan olarak, bu arkadaş Ahmet olarak dertlenip
konuşup mevzu yaratıyorsan, bu işin içindeki adamlar niye konuşmuyor abi? O zaman burada sıkıntı var demektir. Yani buradaki sıkıntı şu, herkes her şeyi biliyor ama konuşmuyor. Konuşamıyor. Konuşamıyor ya da. Niye konuşamazsın? Niye konuşamazsın? Yaran var demek ki. Diyorlar ki sana, yaran var, sen konuşursan yaraya parmağı basarız kardeşim. Peki. Alen, şimdi... Başka bir anlamı, şeyi yok yani bunun, açıklaması yok ya. İkiniz de cevap verebilirsiniz. Erden Tümur dedi ki, benim elimde bir takım belgeler var. Sezon bittiği zaman ben bu belgeleri açıklayacağım dedi. Aynı şekilde Ali Koç da dedi ki, Florya ile ve Kemerburgaz'la ilgili, benim de elimde dedi sezon bitsin, açıklama yapacağım dedi. O zaman kamuoyu ve spor futbol kamuoyu hem Erden Tümur'dan hem de Ali Koç'tan açıklama bekliyor. Bu açıklamalar yapılır mı? Şimdi bir kere Sayın Ali Koç'un Fenerbahçe başkanısınız. Sözünüzün altında kalmayacaksınız, konuşacaksınız. Florya projesiyle ilgili ben bir şeyler söyledim dediniz. Söyleyeceksiniz. Yani divanda söyledi, canlı İki, yayında söyledi. Evet. Sayın Erden Timur bu konuşmaları yaptı. Konuşuyor, özür diliyor. Konuşuyor, özür diliyor. Aynı Dursun Özbek Başkan gibi zamanında konuşmuyor. İş işten geçtikten sonra hadi o 6 puanı sana verdim. Hadi Sivas'ı da verdim. Gene geçemiyorsun kardeşim demesi gibi. Tamam, bu bir duruş. Bu bir şekil, bu bir yönetim şekli. Şimdi yalnız Erden Bey çıktı geçen gün, dedi ki manipüle ediliyor. Ben öyle demedim dedi. İşte kayıttır, bilgidir, belgidir demedim dedi. Gene konuşacağım ama dedi. Şimdi Abdurrahim Albayrak durumuna düşmemek için bir şeyler söylemiş olmak için konuşacak bence. Ama dedi manipüle ediyorlar dedi. Ben buldum konuşmasını. Kayıt diyor, kayıtlar diyor, kayıtlar bilmem neler konuşacağız diyor. Kayıt diyor, merak şimdi, ediyor. Şimdi arkasından bunu diyor, söylüyor. Şimdi bir. Belge diyor. Şimdi bir. Belgeyi duymadım. Allah var. Kayıt diyor. Şimdi kayıt diyorsunuz, ben öyle bir şey demedim diyorsunuz, manipüle edildi diyorsunuz. Ya sosyal medya diye, kayıt diye bir şey var. Sizin de orada konuşmanızın kaydı var. İki, kayıt derken neyi kastettiniz, ben onu soracağım. Telefon kaydı mı? VAR kaydı mı? Bir fotoğraf kaydı mı? Bir belge kaydı mı? Neyin kaydını kastettiniz? Kayıt derken neyi kastettiniz? Manipüle falan edilmiyor. Kayıt dediniz, o konuşmada kayıt kelimesi var. Bunu açıklamak durumundasınız. Şimdi kameraman bunun arkadaşım. Kimin sorması lazım? Federasyon. Ya hangi federasyon? Aa çok iyi denk geldi. Bu federasyon mu soracak? Getir kardeşim. Federasyon başkanına bak ya. Çocuk gibi Galatasaray kutlamasında sahada bir o tarafa bir o tarafa koştu. Şunu bir netleştir. Flüyü al. Ha. Biraz daha yakınlaştır. Federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi bak arkada. Mehmet Büyükekşi'yi kıskanarak gıpterek bakıyor adeta. Galatasaray'ın şampiyon takımın başkanı. Icardi'ye aşkla bakıyor Mehmet Büyükekşi. Bu Mehmet Büyükekşi mi soracak? Arkada. Sen dedin ya acaba nasıldı durumu, Dursun Özbey'in durumu diye. Bir getirsene bir daha. Bence öyle bir hissiyata kapıldı ki Dursun Özbek. Koltuğunu kaptırma endişesine bile kapılmış olabilir. Türkiye çünkü Futbol Federasyonu başkanı olmak hepsinden daha önemli. Ama devam edecek mi acaba? Oğlum niye getirmiyorsunuz? Şaka mı yapıyorsunuz ya? Getirsenize şunu. Hah. Tamam söyleyeyim ben de bileyim. Şimdi bu değil arkadaşlar. Teşekkürler. Hadi bir tamam bir de bu var tamam. Abi aşkla bakıyor ya. Dursun Özbek bile o kadar aşkla bakmıyor topçuya. Benim gösterdiğim fotoğraf bu fotoğraf sahanın dört bir tarafında Mehmet Büyükekşi. Bu ülkede. İnanılmaz. Bir dakika oğlum bir konuşayım ya. Tamam abi cevap verin ben sana. Bir dakika yani. Bir cevap vermen gereken yerde verirsin. Durun lan bir kere, bir dakika abi. Bir dakika önemli bir şey söyledin. Tamam. Diyorsun ya sen federasyon başkanı soracak bunu diye. Tamam, diyor tamam. Ya Alan Markaryan. Bu federasyon başkanı mı soracak? Aşkla bakıyor. Bak ben iddia ediyorum. Icardi'ye soruyor. Federasyon başkanlığı görevinden kalacak sonra Mehmet Büyükekşi'nin hedefi diyor, Ahmet. Galatasaray başkanlığı. Federasyon başkanının hedefi. Dursun Özbek de bunu hissetmiş. Rahatsız adam. Özellikle benim gösterdiğim fotoğrafta belli. Bu nedir abi? Bütün bugüne kadar şampiyonlara nasıl tweet atmış federasyon biliyor musunuz? Şu takım şampiyonluk kupasını aldı. Kupa alınır verilmez. Galatasaray için verdi diye attılar ya. Sen kimsin ya kupa veriyorsun? Peki ben alın, de diyorum alın. Ki İkincisi, neden Ahmet'in bu dediklerini benim bu dediklerimi Fenerbahçe yönetiminden hadi Ali Koç mu? Demiyor. Bilmiyor mu bunları? Bütün niye demiyorlar abi ya? Bir cümleyle kutlamış Twitter'dan federasyon. Koca bir A4 boyutu yazı yazmış ya bu sefer. Peki bu sizin... Ya bunlardan hiçbir şey anlamıyor musunuz Ahmetciğim, siz? Ahmetciğim senin dediğini, Ale'nin dediğini koskoca Fenerbahçe Spor ya Kulübü... Ya soruyor da abi sen demedin mi? Hapşırınca Fenerbahçe 3 milyon kişi çok yaşa der. 3 kişi kalmadı Fenerbahçe çok yaşa diyen. Fenerbahçe ölsün, Fenerbahçe geride kalsın diye isteyen bir düzenliyiz abi. Kim diyecek hapşır çok yaşa diyecek Fenerbahçe. Nasıl bu çok yaşa nasıl bulacak Başkan Fener? Başkan çıktı konuştu, yönetici çıktı konuştu.
Çok yaşayı nasıl bulacak Fener? Abi nasıl bulacak? Bulamaz artık bundan sonra. Türk futbolu dibi görecek yani zaten gördüm. Dünyanın en iyi futbolcularını da getirsen. Olmuyor kadro abi. Zenginliğinde bulsan. Olmuyor abi. O zaman uğraşmasın abi. Uğraş, ben onu diyorum bak. O zaman teslim olsun. Ha, burada da durmuyorum ben. Benim bir önerim var. Diyorum ki Fenerbahçe'ye bak iki kul var birden olmuyor. Seçim yap. Ben bunu sezon başı söyledim. Bana Fenerbahçeliler de kızdı. Gene kızacaklar. Bu puan olayında bana kızdıkları gibi. O gün bana kızmasalar Ali Başkan Jesus'un yanında konuşsa Jesus da yalnız kaldı. Başka bir bugün belki başka bir şampiyon çıkacaktı. Başka bir hikaye çıkacaktı. Daha fazla takımın katılımı. İki, şimdi bana yine kızacaklar. Aynı şeyi söylüyorum. Olmuyor kardeşim. Sen bu ligi ilk dörde girecek Avrupa Kupası bileti alacak kadar oyna. Öte yandan oyna. Konferans ligine ağırlık ver. Avrupa'ya hedef koy. Sevilla modeli yap. Ligde olmuyor. Engelliyorlar seni. Lige fırtına gibi giriyorsun. İrfan Kulekaya'nın dediği gibi futbolun içinden gelmiş. Konyaspor soyunma odasından gelmiş. Hakem seni doğuracaksa topçu konuşuyor. Baba olmuyor diyor, küsüyor. Sonra da niye bu takım böyle diye hepimiz kızıyoruz. Öbür tarafta itilen bir takım. Onun futbolcusunun özgüveni yüksek. Sana karşı kartlar kolay çıkıyor. Olmuyor. Olmuyorsa olanına bak. Alın liginizi başınıza çalın deyin ya. Ben ilk dörde girecek kadar oynayayım deyin. Sakatların makatların ona göre, Avrupa'ya göre kurgula. Çözüm de söylüyorum. Olmuyor abi. Gene olmayacak. Bak seneye Fenerbahçe şampiyon olamaz. Ahmet, bu sistemde olamaz. Ahmet, Aziz Yıldırım'ın kulakları çınlasın. Dedi ki kardeşim ben yayıncı kuruluştan bu parayı alamazsam. Benim dedi kanalım var dedi. Ben hepsinden dedi çıkıyorum dedi. Kendi kanalımdan maçları vereceğim dedi. Bir tavır koydu ortaya. Bir tavır. Doğru ve yanlış. Onun sayesinde bütün kulüpler parayı buldu. 468. Ama yine KKK Aziz Yıldırım tabii, oldu. Tabii 468 bugün bakıyorum Galatasaray Başkanı'na da Beşiktaş'ın şampiyon olduğu dönemde Ahmet Nurçebi de Aziz Yıldırım'dan daha fazla Aziz Yıldırım'lık yaptılar ya. Baksana abi konuşmalara, dalga geçmelere falan. Aziz Yıldırım'ın böyle bir dalgaya geçme şekli de yoktu. Hiç. Yani takımın arkasında yani, duran kendi menfaatleri. O yüzden neymiş? Her bir sürü şey söyledim. Bunu mu yazıyorsunuz ya seneye Fenerbahçe şampiyon olamaz diye. Galatasaraylı yönetmen de var ya bize sürekli gol atıyor. Bir sürü şey söyledim ben burada ya. Sevgili yönetmenim. Reji Ahmet kızdırma. İşle şeyi aşkı karıştırmayalım. Bu ülkede Galatasaray şampiyon olduğu zaman kupayı verirken suratı asık bir federasyon başkanı vardı. Yıldırım Demirören. Hatırlıyorum hem kupa hem de şampiyonluk kupasını verirken vermek istemeyen, madalyayı takmak istemeyen bir Yıldırım Demirören vardı. Fenerbahçe'nin şimdi, sahasına verdi kupayı ya Erdal. Şey verdi o. Nerede Özdemir verdi. Vermek zorunda. Tamam bak vermiş. Vermek zorundasın. Bak etik olan şuydu bak. Federasyon başkanı kupa törenine katılır, kupasını verir, çekilir. Sen kutlamaya katılırsa Kutu'ya katılmadı adam verdi çıkamadı abi oradan yani. Ya öyle bir şey olabilir mi ya? Adam marş mı söyledi? Zıpladıp oynadı mı adam? Sen çıkamazsan bu görüntüleri verirsen bu tür laflara manipülasyon yaratılır tabii. Bak bir kere Erdal aynı şey Fenerbahçe Beşiktaş yapsan ne olurdu? Yok koruma hissi değil. Ya, niye Federasyon Başkanı'na ne bağınız var sizin ya? Benim bir bağım yok. Niye koruyorsunuz ama Federasyon Başkanı? Ben korumuyorum. Biz Galatasaray'a bir şey demiyoruz ki. Federasyon Başkanı'nın Galatasaray'a yönelik tavırlarını konuşuyoruz. Galatasaray tabii ki şampiyonluğu kutlayacak. Ama senin şimdi otomatikman. Hayır ben bunu başkan içinde, başkan savunmuyorum abi. Federasyon başkanı, Demirören'in ne çıkartışını var, doğruları da var. Demirören'e ne işin var senin şimdi burada? Alen abi. Demirören'e ne işin var senin burada? Diyor ya gülerek veriyor, mutlu oldu. Ben diyorum ki Galatasaray'ın kupayı verirken olarak niye? Yüzü asıl için gibi veren bir başkan var diyorum ben de sana. Demirören'in verdiği yanlış her bir şey olabilir. Her başkanın tavrı başka olmuş. Niye Beşiktaşlı başkandan örnek veriyorsun? Sorun o değil ki. Aklıma o geldi. Sen ama senin Galatasaray başkan, federasyon başkanı niye savunuyorsun? Ben başkanı bak, savunmuyorum. Suç, diyorum ki Galatasaray'dan algı yapıldığı için bak, bunu söylüyorum. Dostoyevski'nin suç ve cezasını okudun mu? Suç bilinçaltıdır. Onu oku. Bak bilinçaltıdır. Okumuştum. İster istemez dışarı çıkar. Bak sen şu anda federasyon başkanı korumaya geçtin. Niye? Senin ne işin var federasyon başkanı? Başkanı savunmuyorum ben. Şu soru Galatasaray üzerinden algı yapıldığı için söylüyorum. Demir ortaya koyarak federasyon başkanını maçtan savunuyorsun. Maçtan sonra bir hakemin evet dünya yıldızı olabilir. Ya abi normali zaten bir federasyon başkanının belli bir var kurulu kupa vermesi. Bir, biz, hayır bir saniye bak. Ama böyle bir açıklama olamaz mı? Hani şey, gülerek de vermesi lazım Demirören'in. Normal o verişi normal. Bu normal değil. Kahkahalar içinde. Kupayı vermiş hala gülücükler saçıyor. Dursun Özbek'ten daha çok coşmuş. Bunu sorgulamamız lazım. Şimdi, sen işin normalini anormal gibi göstererek bak, çözmeye çalışıyorsun. Şey var, etik olmayan şeyler var Erdal. Ben sahanın içine geldiğim için bana etik gelmiyor. Orta hakem maçtan sonra Icardi dünya yıldızı olabilir. Ama sen gidip formasını alamazsın. Bak, alamazsın. Ya abi ben hatta bak, konuşmaya gerek yok. Ya bittik biz ya biz bak, yerlerdeyiz ya. Nasıl ya bir dakika ya. Ben bunu çok tabii, özür dilerim. Şöyle bir şey olsa. İzleyicilerden de özür dilerim. Aa, aslında forma istemiş ya. Şöyle bir şey olsa. Ben
spor direktörü. Kulübede oturuyorum. Maç bittikten sonra haber, koşuyorum. Haber gönderilir zaten. Öyle bir şey olursa odasına gider zaten o formaya. Koşuyorum. Rakip futbolcudan forma istiyorum. Ne yaparlar? Etik olur mu abi? Olur mu öyle şey ya? Yani etik olmayan işler var. Hep de bunlar Galatasaray'a karşı oluyor ya. Biz bunları sen yani Alena bazı şeyin der ya kuru kuruya savunma arkadaşım. Etik olmayan şeyleri burada konuşmak mecburiyetindeyiz. Şimdi ben başkanın konuşmaları küçümseyerek şekilde konuşuyor. Yani rakip takımı arkadaşlar güzel bir sezondu. Hak ederek şampiyon aldık. Beşiktaş Fenerbahçe'ye başarılar dileriz. Tebrik ederiz yarışmacı arkadaşlar. Demesi gerekirken. Ben bu dili kabul etmiyorum. Bak, ben bu dili kabul etmiyorum abi. Böyle bir dil olamaz ya. İşte bak yani küçümseyerek konuşuyor ya. Yakışmıyor yani. Şimdi dün akşam hepimiz seyrettik. Bir kere organizasyon çok kötüydü. Neden? Ne futbolcuların çıkışını anlayabildik. Federasyon başkanı kupa verdi. Birden katrajı onu gösterdi. Hani dedi ya Erdal çıkamadı edemedi falan diye. O zaman organizasyonunu bunu, yapacaksın. Sen bu işe daha iyi anlarsın. Çünkü bu işte yaptığın şimdi, için. Şunu söyleyeyim Galatasaray, abi. Galatasaray, Beşiktaş'ın, Trabzon'un bütün şampiyonluk kutlamalarının hepsini izlemiş bir insanım. Dün akşam kadar bunu ben söylemiyorum. Galatasaraylı şimdi dostlarımla bugün konuştuk. Izinle. Localardan 1,5 saat sonra kurulmuş sahne. Localardan insanlar bir de öyle bir platform kurulmuş ki arka taraf yani o 7 milyon liraya falan satıldı o biletler. Kimse seyredememiş. Yanlara ledler kurulmamış. Bir kere organizasyon konusunda Galatasaray Spor Kulübü ve bunun operasyonu yapan firma sınıfta kaldı. %100 sınıfta kaldı. Ben de bunun tepkisini göstermiştim zaten yaptığım YouTube yayınlarımda. Şimdi şöyle bir durum var. Dün akşam derbi vardı. 40 bin kişi kombineli gitti. 10 bin taraftar da bilet parasıyla gitti. Şimdi diyorum ki kardeşim ben bir taraftar olarak ben hakette olmadım henüz. Olamadığım için gidemedim basın kuruluşu olarak. Ama ben bir taraftar olarak bakıyorum. Galatasaray bir şampiyonluk kutlaması ne, yapacak. Senin gitmen lazım. Senin hakkın ya. Hakette olamadık biz. Buradan gitseydin. Şimdi, yazı yazsalardı derneğe. Ben taraftar şeyle konuşayım istersen Ahmet. Şimdi Galatasaray bir şampiyonluk kutlaması yapacak. Konser verecek. Ama 50 bin kişinin 40 bini kombineli. Kardeşim benim suçum ne ya? Ben gidip orada o konseri, o futbolcuların sevincini, kupa kaldırma törenini izlemek istiyorum. Ayrı derbiye özel gittiler ya. Zaten 40 bin kombine şey. Zaten. Ben olsam ya kardeşim oraya adamlar derbi izlemeye gitti. Tabii. Bunu da ayırdım bugün, ya. Bugün, yarın veya çarşamba günü daha çok Galatasaray ayrı bir... olmayan görsün bak, abi. 2018-19 sezonunda Galatasaray şampiyon olduğu zaman ayrı bir kutlama oldu. Biletler ayrı satıldı. Bu kombine özel bir bilet değildi. Niye böyle gitmek bir anda bir istediler? Çünkü şundan dolayı açıklayayım. Hafta sonu lig, hafta sonu milli maçlar var. Salı günü bizim evet. Yabancı futbolcular sağ olsun yurt dışına bilet almışlar. Heh, sıkıştırılmış bravo. Bir organizasyon. Ben buradan tepki gösteriyorum. Oyuncular gidecek diye. Yayınlarımdan da tepki gösterdim. Bütün içeriğini yapmayın. Anlatayım Erdal. Bizim suçumuz ne? Taraftarın suçu ne? Sayın Başkan. Ben bunu yapmanız zorundayım. Bu... Şu konsere bakalım. Çok amatör bir konser şu. Ya bak. Şimdi ya abi çok başka özür dilerim. Bir şeye gelecek. Bak bir bilet buldum. Ben özür dilerim abi. Bir bilet buldum. Maçtan 2 saat önce. 18 bin lira dedi ya. 18 bin lira. Gitsem mi kalsam kombine mı? Gitsem kombine sahibidir mi? O. Kombine sahibi kombine ve lojadan izletecek bana. 18 bin lira bana satacak. Ya dedim ki organizasyon yok ki. Organizasyon yok. Sadece derbi izlemeye 18 bin lira ben nasıl gelirim gideyim dedim yani. Ben izinle. Bakınca hiç gitmemişim diyormuş konserlere. Erdal'cığım izinle şöyle bir şey var. Şimdi bu tip olaylarda Galatasaray Fenerbahçe derbisinden sonra haklı olarak kupasını almak istedi. Normalde böyle durumlarda 3 gün 4 gün sonra daha geniş anlamda bir organizasyon yapılırdı. Ancak yabancı futbolcular biz şampiyonluk kutlamasına gelmeyiz, kupaya da gelemeyiz ya da gelemeyiz artık o tırnak içinde. Günün sonunda 100. yılda hem de 100. yılda Galatasaray, Fener, Beşiktaş kim şampiyon olursa ki Galatasaray oldu. 100. yılda bir şampiyonluk kutlaması Galatasaray gibi bir spor kulübüne yakışmadı. Bunu bütün otoriterler ve oraya giden, stadyuma giden bütün taraftarlardan duyduğum tepki buydu. Bir Galatasaraylı olarak da bu şekilde... Çok tıka basa bir zaman yani bir organizasyon yok. Sözleşmeler 31 Mayıs'a kadar. Zaten 5 gün, 6 gün geçti bu sözleşmeler. Şimdi bu futbolcuların menajerleri öyle renk aşkı falan arma marma o işlere bakmazlar. Adam paraya yürüyor. 2 gün kalırsın. Salı günü kutlama yaparsın. Zaten 5-6 gün geçmiş. Abi bizim suçumuz ne ya? Ama bak işte burada şimdi hani araya mücbir sebepler girdi ya. Ki, hani iyi ki oynadılar bir de yani. Bak mesela şimdi Galatasaray yöneticileri mesela
Özgür Ülke'ye sorsaydık mesela burada şimdi mevzuyu açınca futbolculara kalsın diye bir hafta 10 gün daha ekstra para verildi mi? Hayır. Çünkü hayır. Lig biten sene Abubakar'da aynı şeyi yaşadık işte. Biliyorum. Şimdi yani Beşiktaş'ın bu hafta maçı var değil mi? Sözleşme. Beşiktaş'ın maçı var bu hafta. Birçok futbolcu kiralık ama o adamlar kalıyor. İşte, abi yani sen işte de kal. Diyorum ya. İkari bugün bavulunu aldı gitti İkari mesela. Karakteri mesela futbolcu karakteri der ki ben ligi bitiririm kardeşim gün geçse de der. Hani İrfan sen daha iyi biliyorsundur ya bu işleri. Ya burada bir opsiyonel davranabilir. Opsiyonel davranabilir ya da yönetici çıkaracak parayı verecek abi, 10 gün daha kal diyecek. Yok o dediğin doğru ama ancak şurada yani daha pazar günü. Şimdi bir kere. Yönetim futbolcuya kal diyecekse kalır abi. Kalır. Kalmak işte zorunda yani. Ya bir de Fener'de bir oynuyorsun. Şey Alen yani. Ya sonra hafta bay geçmese ne olacak? Ankara gücüne yenilseydi Galatasaray. Fenerbahçe 2 puan geride gelseydi bu maça. Olmazdı. Niye yenilmedi? Zaten mevzu orada. Esas mevzu orada başlıyor. O yani. Zaman tamam. Bu konuşmalar konuşacak mıydı? Kutlama olmazdı muhtemelen. Ya mümkün değil. Şimdi ligde kutlama değil kupa gelirdi. Ligde 19 takım var. 4'ü bu hafta bay geçiyor. 15 takım mı? Suçu ne o zaman? Hatta 14 takım diyeyim. Hepsi bu hafta maç yapacak. Şimdi Ankara gücü demişken abi söyleyeyim de Tolunay Kafkas Hoca ile görüştüm. İki gün önce. Çok selamlar hepinize. Aleyküm selam. Haftaya programa alabiliriz. Tam teyitini alalım. BBN ve 90'dan izleyicileri de paylaşalım. Hocamla izliyoruz. Tolunay Kafkas Hocam. Yani stüdyo konu olarak. Stüdyo konu olarak. Aa çok iyi. Çok da seviniriz. 90'danı tercih eden 90'dan her gün büyüyor. YouTube kanalında oldukça yüksek rakamlı görüntüleme alıyoruz. Bizi tercih ediyorlar. Onlara ve katılım sağlayan bütün yöneticilere, futbol insanlarına da bu anlamda teşekkür ederiz. Son 3 dakikaya giriyoruz. Aslında bu hafta hafta sonu bir Eyüp-Bodrum maçı oynandı ki. Bodrum. Bodrum'da aşk yaşanırmış. Başkasının kutlamasına gidersen senin matemine kimse gelmez. Mesajı alınandı. Bana gülmüştünüz. Bodrum. Eyüp Spor Galatasaray arka bahçesi zamana gülmüştünüz. Sen ne dedin? Yine gülüyorum abi. Eyüp Spor Galatasaray arka bahçesi dediğin zamana gülmüştünüz. Ben duymadım. Gülmez ve seni ciddiye alırdım. Şimdi bak. Şimdi. Bodrum. Ankara Spor ve Ankara gücünde aynı yöneticileri ve başkanlar yönetici olduğu için Ankara Spor küme düşürüldü ve ceza verildi. Şimdi Eyüp Spor'un başkanı Eyüp Pendik'inde sahibi olarak söyleniyor. Bu bir duyum. Pendik'in tabii. Bir yönetici olarak sözü yok. Yok yönetici olarak da olamazsın. Yine Eyüp gibi Eyüp'ün sahibinin takımıyla mı çıkıyor şimdi Pendik'te? Evet. Vay arkadaş ya. Şimdi ama resmi gazete şey üzerinde yok. Ha öyle söyleniyor diyorsun. Yani biz duyum diyelim ona Ahmetciğim. Duyum diyelim. O zaman bir kez daha Bodrum. Bodrum. Ya versenize şu müziği ya. Bodrum'da aşk yaşanmış. Bülent kardeşim 1-0 geriden. O nasıl bir goldü ya füze? Evet. Üzeyir'in füzeyiri. Füzeyir geldi. Arkadaşlar Bülent Serttaş'ın var ya. Bodrum'da aşk yaşanmış güzelim onu verir misin? Bodrum'u sevmeyen var mı ya? 2 hafta sonra Bodrum'dayım. Ya ben Bülent bizim arkadaşımız. Bodrum'u sevmeyen şey var mı kardeşim? Ben Bodrum'u Süper Lig'de görmek istiyorum ya. Belki. Ulan deplasmana gidelim. Ne yapacağız abi? Tamam Pendik'i seviyorum. Orada bizim hemşolar falan da var ama. Belki Bodrum'da deplasmana falan var Pendik. Abi 500 TL değil de. Bir ara haber çıktı ya Fatih Hoca Bodrum Spor'u aldı diye. Yok zannetmiyorum. O zaman Eyüp'e geldi ya. Ya orası da Bakanlar Kurulu gibiydi ha. Eyüp Bodrum maçında çok alakası Galatasaray'ın bakanlar lobisi gibiydi. Bakanlar kurulu gibi. Bodrum değil ama. Eyüp tarafı. Eyüp buradaki 1-0'lık maçta. O zaman bir kere daha. Bodrum. Normal diyor ki Bodrum diyor. Hayır Bodrum deyince. Bodrum yorgun. Pendik. Telif ödemiyor. Oğlum dünya kadar tutsak yüreğimi çaldın burada. Galatasaraylı yönetmen ona telif ödemiyorsun da buna mı telif ediyorsun? Bodrum'da yaşananları çalalım. Buna mı telif ediyorsun? Beni konuşturma Galatasaraylı yönetmen. Evet. Bir saat tutsak yüreğimi çaldın burada. Sizce kim gelir? Yani. Ne? Vallahi ben. Bak ben sana söyleyeyim mi? Kim gelmeli demiyorum. Söylüyorum. Bodrum gelmez. Bodrum gelir. Tamam mı? Çift Bodrum gelir. Normal. Normal. Nasıl da Ahmet o şeyin aşk. Bence aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Abi ne gol attı. O zaman bizim de telif hakkımızı. Füzeyir'in bundan sonra adı Füzeyir. Ne gol attı be abi Füzeyir. Ama bak Alparslan Sakarya'da aynı golü attı. O da güzel attı. Evet hakkını teslim edelim. Abi uzaklı dakikalar ondu ya daha değerliydi. Yani. Bu arada abi, maç Manisa'da. Hangi maç? Bu maç. Ben muhtemelen Manisa'da final maçında oynayacağım. 8'inde. Perşembe günü akşamı. Ha?
8'inde. Akhisar'da, Manisa'da. Akhisar. Akhisar'ın yeni stadında kompakt bir stadı var. Akşam 8'de. Akşam stadında. Ama ben Eskişehir Göztepe finali maçı vardı, hatırlar mısınız? 70 bin kişiyle. Hatırlamadım abi. Eskişehir'in maçında Mustafa Denizli, Göztepe'nin başında Yılmaz Bural. Çok büyük atmosfer. Yalnız Pendik'in taraftar sayısı da çok bir şey, çok yok. Bodrum'a yakın bir stat. Yani orada bir Bodrum taraftar sayısının da çoğunluğunu görebiliriz. Ya şunu duymak istemiyor musunuz? Ya, Fenerbahçe, abi. Galatasaray, Beşiktaş bu hafta Bodrum deplasmanında. Tabii ya. Lan ben adı bile bir, insanı bir heyecanlandırıyor ya. Hayır, Bodrum'a deplasmanı. Abi bence Pendik gelsin. Bence Pendik gelsin. Pendik Fenerbahçe maçını izlemek istiyorum. Ne izlemek istiyorsun? Pendik Fenerbahçe maçını. Bana bak bana. Sen var ya. Bak bak bak. Pendik Fenerbahçe maçını izlemek istiyorum. Ya ben o zaman söyleyeyim mi? Bak kaşındı şimdi. Hadi. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Eyvah. Sen bu bitiremezsin bu programı. Bu güzel. Bak bu şimdi güzel. Aa, şimdi bir dakika. Bak. Bir dakika. Bu güzel. Bu gol bahsettik. Bir dakika. Eyvah. Sakin abi. Kayıtlarda yok maç. Ya bir dakika. Sana ben şimdi Pendik maçı izleteceğim. Sen de... Alsana öyle mi ya? Abi, abi maçın görüntüleri yok ya. Tamam da bu gol oldu. Maçın görüntüsü hiçbir yerde yok ya. Şimdi ben sana bir Pendik maçı izleteceğim. Bak, sen dahil yayına girerken kapıda bizim güvenlikte bir abimiz var ya. Mardinli abi. O da Mardinli abime selam olsun. Selam. Ahmet Bey dedi ya, size üzülüyorum dedi. Niye abi dedim? Tebrik ediyorum tabii bütün Galatasaraylıları. Evet. Özellikle taraftarları. Taraftar başka abi. En masum onlar. Dedi ki, alt attık size dedi. Lan dedim, hangi maçı saat söylüyor, tamam mı? Abi hesaba bak, o da aynısını yaptı girerken. İlk yarıda 3 attık, ikinci yarıda 3 attık diyor. Şimdi o kadar travma yaşamışlar ki. 6'yı böyle hesaplıyorlar. Büyük bir şans yaşadın. 6 değil 16 atabilirdin, atamadın. Evet. Çünkü çubuklu buna izin vermez. Dolayısıyla sende bu travmalar var. O zaman onu sen Pendik dersen ben de sana Tromsö ederim. Tromsö 6 attı. Erzurum'da diyebilirsin. Altı attı. Pendik 6 mı attı? 6-0'lık maçı var ya, Fenerbahçe Pendik Spor maçı. Mesela 6-0 mı? 6-0 ya. Şey kim yendi 6-0? Pendik. Peki sonra ne oldu? Pendik 1-0 yendi ya Fener'e. Ya abi 6-0 kupa adam maçı, da kupa maçı. Travmaya atmış. Sen, Pendik sen, maçı da 6-0 olarak bir dakika bakacağım. Tarihe baktım ben. Hayır, abi. Ben... Ya neyse bir şey söyleyeceğim. Neyse söylemeyeceğim. Sen alacak, şimdi... alacak duruma geldin ya. Değerli BBN izleyicileri, değerli 90'dan izleyicileri. Biz programımız sonuna doğru... Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Biz bu sene Bodrum-Fenerbahçe maçları izleyeceğiz. O hazırlık maçı, gençler maçı o. 1.90'ın daha sonuna geldik. Tabii Galatasaray şampiyon oldu. Şampiyonu kutluyoruz. Bugün çok değerli başkan yardımcısı Cemal Özgörke de canlı yayınımıza katıldı. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Ali Enmar Karayan'a teşekkür ediyorum. Ahmet'e, sevgili kardeşime teşekkür ediyorum. Erdal 15 gündür Galatasaray'ın mağazalarını para yetiştirmekle meşgul. Hala taraftar. Bir gün forma almış, bugün gitmiş bunu al, abi senin için aldım dedi. Benim abi, için almadın sen. Şey için, kaç lira verdin ona? Söyleme neyse. Söylemişim. İrfan'cığım sana da uygur teşekkür ama. Ederim. Ben teşekkür ederim. Yarın geri kalan düşme çok önemli bir maç var. Giros'un Antalya maçı. Ümraniye seni düşmeyi hak ediyor. Yok hak ediyor ya. İstanbul maçı var. Bir puan farkla İstanbul'a. Bir puan 37-38. Şimdi İstanbul yenilirse, Giresun kazanırsa Giresun kalıyor ama galiba. Tabii öyle. Sen İstanbul'u Giresun arasın zaten. Beraber de. Bir puan farkı. İlk maçlar da 2-2-2-2. İki puan var. Beraberlik şeyde. Yani maç şeyi de yok, avantaj da yok. Yarın kaçta bu maçlar? Çok güzel maçlarmış ya. 8'de olur. Biz girdiğimizde yarın yayına. Yarın biz onların haberini vereceğiz. Yani yarın akşam düşecek takım Süper Lig'den, Ümraniye'den sonra düşecek takım belli olacak. Hafta içinde Perşembe günü Akhisar'ın yeni stadyumunda Pendik Bodrum maçı var. Süper Lig'e çıkacak olan takım var. Hafta sonunda 11'de İzmir'de de Fenerbahçe Başakşehir kupa maçları var. Artık futbolun son dönemi. Futbolcular bir an önce tatile nasıl gideriz hesapları yapılıyor. Gerçekten çok yorucu ve plan programın olmadığı bir sezon geçirdik. Biz 90'dan olarak yine buradayız. Haziran'ın sonuna kadar. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma, yönetmenime, editörüme ve kameraman arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın. İyi akşamlar diliyorum.